Herkese merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu seri içinden, yani Frozen serisi içerisinden Olaf en sevdiğim karakter. Tüm karakterleri seviyorum da neredeyse tabii istisnalar var. Olaf'ın yeri benim için ayrı. Çoğumuz bence Olaf'ı çok sever, sevmeyen yoktur olmasın da. Olaf gerek karakteri, gerek rolü, gerek neşesi ile çok güzel bir renk katıyor Frozen'a. Gerçekten bayılıyorum. Gerçekten onun sahneleri çok güzel. Çok fazla gerçekten kullandım neyse. Bugün onun Funko'sunu tanıtacağım. Linkini açıklamaya koyarım. Çünkü hala var ama fiyat arttı. Ara sıra çok güzel indirimlere düşüyor. Amazon üzerinden aldım. Amazon'dan siz de alabilirsiniz. Amazon'daki ürünler arkadaşlar %100 orijinal zaten. Tabii Tick Prime ise, yani yanlarında Tick Prime işareti varsa %100 orijinal. Amazon tarafından satılıyorsa zaten %100 orijinal. Bir de bazı Amazon'da satanlar var. Onlarda da Tick Prime ise %100 orijinal. Değilse de bazı yerler var. Onlar orijinal. İşte onu araştırmanız gerekiyor. Amazon tarafından satılan ürünler zaten çoğu. O yüzden düşünmeden alabilirsiniz derim. Bu da Amazon tarafından satılan. Çok güzel. Piyasadan çok daha ucuz aldım. Dediğim gibi siz de bakabilirsiniz. Eğer Funko almak istiyorum ama hepsi başlıyor 200-300'den diyorsanız, Amazon'da yeri geldiğinde 100 küsür liralara bile Funko bulabildiğiniz oluyor. Sıfır alıyorlar zaten bir de. Evet, şimdi tabii her zamanki gibi ilk başta kutuyu tanıtmaktan başlıyorum. Figürümüz böyle. Açıp tanıtacağım zaten. Burnu biraz kocaman çünkü havuçtan. Çok tatlı bir Funko. Ve çok küçük maalesef. Çünkü Olaf küçük. Ya aslında biraz normal ama. Evet. Frozen, Karlar Ülkesi. Türkçe ismini söyledim. Frozen, Disney'in çok sevilen bir animasyonu. O yüzden haliyle Funko'ları da çok fazla. Funko'ları burada gördüğünüz gibi sınırlı değil. Konuşamadım. Çok fazla Funko'su var. Ama bunlar niye böyle var? Bunlar arkadaşlar yeni üretilenler. Yeni dediğimde 3 senelik falan. Ama işte bu Frozen 2 geldiğinde üretilenler. Bu Frozen 2'den zaten gördüğünüz gibi. O yüzden nispeten yeniler. Gördüğünüz Funko dizaynları falan da yeni. Bu eski Funko'larda mesela boya kalitesi bile belli oluyor. İnternete yazarsanız görürsünüz. Anna'nın mesela benzer halinde bir Funko'su var. Yüzü falan çok değişik. Bu daha güzel. Çünkü Funko zamanla tasarımlarının kalitesini değiştirdi. Şu anki ürünlerin çok daha kaliteli. Yani haliyle. Arkasındaki Elsa ve Anna, gördüğünüz gibi ikisi. Olaf bu zaten. Kristoff bu. Ben Sven'i çok istiyorum çünkü çok tatlı. Matthias da bir asker orada. Bu Young Elsa bende var. Kanalımda videosu var, izleyebilirsiniz. Şu Young Anna'yı çok istiyorum. Çünkü set de yapmış olacağım işte. Kardeşler. Earth Giant işte o güzel bir Funko değil ama büyük. Waternook o da büyük bir Funko. 6 inç. Harry Potter patronuslar gibi şeffaf bir Funko. Şimdi hemen figür tanıtmaya başlıyorum. Onun öncesinde size göstermem gereken bir şey var. Kutuyu açayım, göstereyim. Açamadım şimdi. Bu Funko'nun kapağında olan bir yaprak deseni var ve çok güzel arkadaşlar. Bunu gösterecektim. Görüp de anlamanıza imkan yok arkadaşlar ama Olaf kardan adam. Bunu da söyleyeyim dedim. Bilmiyorum, belki çıkar yine anlamayanlar. Çünkü biraz değişik gözükebiliyor bu açıdan ama anlarsınız. Yani normal bir kardan adam da değil, yine konuşan bir kardan adam her neyse. Frozen serisi bilmeyenler için arkadaşlar. Şimdi nasıl spoiler vermeyeyim diye düşünüyorum. Şöyle diyeyim, zaten bunu herkes biliyordur. Fragmandan bile görürsünüz. Ama bence Frozen'ı izlemiştir çoğu kişi. Çok güzel bir animasyon. Elsa baş karakterimiz. İşte başrol. Birkaç başrol var yine. Elsa baş karakterimiz. Sihirli güçleri olan bir kız. Bu sihirli güç buz yapmayı, yani kar yapmayı dondurmaya yarıyor, öyle diyeyim size. Soğuğun gücü var işte onda. Kar yapabiliyor, suları dondurabiliyor. Her ne kadar masum gözükse de, mesela kim istemez ki elinden bir kar çıkarmak. Her ne kadar masum gözükse de bu gücü büyüdükçe güçleniyor.
ve onu odaya kapamasına yol açıyor. Hayatında olan değişiklikler yüzünden hayatı komple uçuruma sürükleniyor ve istemese bile başka bir şekilde davranması gerekiyor ve böyle devam ediyor. Bunları söylemeyeyim. İzlemediyseniz spoiler olur. Şimdi Olaf'a bakalım hemen. Olaf'ın önce burnuna bakmak istiyorum. Burnunda kıvrımları çok güzel yapmışlar. Odaklamaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi baya güzel olmuş. Şimdi elime bir tam oturtmaya çalışıyorum. Evet, çok tatlı. Böyle gördüğünüz gibi düğmeleri var yamuk yumuk. Zeytinden mi emin değilim. İlk filmi izlemeye bayağı oldu ama zeytin diye hatırlıyorum. Kömür de olabilir. Yani %100 hatırlamıyorum. Elleri de zaten daldan. Çok güzel. Üzerinde gördüğünüz gibi kar desenleri var. Olaf'ın ilk versiyonlarında yoktu ama bence çok güzel bir hava katmış. Yoksa bembeyaz duruyordu. Bembeyaz da güzel olmuş ama bence kar ayrı bir hava katmış. Sadece vücudunda var bu arada, kafasında yok. Böyle Olaf'ımızın tek dişi. Kafasında böyle 3 tane dal parçası var. Arkasını da göstereceğim şimdi. Arkası da bu şekilde. Yine şey var. Figür altını da göstereyim. Aa, figür altı çok küçükmüş. Ben ilk defa figür altına bakıyorum sizle. Ayakları çok hoş. Böyle delik bırakmışlar daha dik dursun diye. Figürün altı da bu. Faclı bir kodumuz. Bayağı da uzun. Bu facılar uzun oluyor. Kutu altını göstereyim şimdi. Figürü bir yerine koyayım. Evet. Bir dakika, figüre çarpacağım. Ben figürü kenarıya alıyorum arkadaşlar. Amazon'dan aldığında Nita dış ticaret diyor bu arada. Yani neredeyse hepsinde öyle bende. Amazon'dan alınanlar yani gördüğüm kadarıyla. Böyle kutu altı. Kodu da burada gördüğünüz gibi. Hemen söyleyeyim yani tekrardan, bu kod önemli fakat tek şey değil. Aldığınız yere de bakmalısınız. Biz AliExpress'ten gelenler tabii ki de orijinal değil. Şu barkod sadece okununca tabii ki orijinal değil. Bir sürü şey var arkadaşlar. O yüzden eğer ben sadece Funko birkaç tane alacağım bırakacağım diyorsanız güvenilir yerlerden almanızı tavsiye ederim. Aksi takdirde sizin için sıkıntı olabilir. Ben ikinci el alıyorum. Ama bunu alırken bir sürü inceliyorum kutusunu, figürü soruyorum herkese. Kendimi araştırıyorum, video izliyorum. Siz de aynısını yapabilirsiniz. Bana da sorabilirsiniz Instagram'dan. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Elime bir sürü Funko geçti. Ben bir kısmını da sattım yeni almak için. O yüzden çoğu Funko'yu anlayabiliyorum. Özellikle Disney ve Harry Potter olmak kaydıyla. Kalitesizlikten belli ediyor zaten. Evet, bu video böyleydi. Biraz da bilgilendirmiş oldum sizi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.